Yerli ve milli kaynaklarla gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayinde devrim sayılabilecek bir teknoloji olan insansız savaş uçağını devreye almak için ilk uçuş testini başarılı bir şekilde geliştirince, tüm dünya Bayraktar Kızıl Elma'yı konuşmaya başladı. Türkiye'nin Kızıl Elma projesi pek çok devleti endişeye ve üzgünlüğe itse de bazı devletler var ki Türkiye'nin Kızıl Elması karşısında büyük sevinç yaşadı. Özellikle Türkiye'nin tarihi müttefiki ve dost kardeş ülkemiz Pakistan'dan Kızıl Elma projesiyle alakalı çok güzel açıklamalar geliyor. Türkiye'yi tebrik eden Pakistanlılar, ülkemizin bu teknolojiler sayesinde İslam'ın bayraktarlığına devam edebileceğini ifade ediyor. Milli ve yerli kaynaklarla gücüne güç katan Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın dünyadaki yankıları devam ederken, Pakistan medyası Kızıl Elma'nın İslam dünyası için çok hayırlı bir proje olduğunu ifade ederek Türkiye'yi kutladı. Pakistan'da yayın yapan Defense PK isimli medya kuruluşuysa, Bayraktar Kızıl Elma'nın özelliklerini detaylı şekilde kamuoyuna aktardı ve Kızıl Elma'nın ilk uçuş testi görüntülerini Pakistan halkına yayınladı. Defense.pk isimli medya kuruluşu, Türk jeti Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşunu yaptı başlığıyla verdiği haberde, Türklerin ürettiği ilk insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma'nın kalkış ağırlığı 6 ton, faydalı yükü ise 1,5 tona kadar çıkıyor. 5 saate kadar havada kalabilen bu drone 12 bin metre yüksekliğe çıkabiliyor. Uçuş yarıçapı ise 950 kilometre olacak. Bayraktar Kızıl Elma'nın ayrıca aktif faz dizilimli radarla donatılması planlanıyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin geliştirdiği bu teknolojiyle bölgesel gücünü güçlendirmenin ötesinde taçlandıracağına işaret eden Pakistan medyası, Türkler geleceğin teknolojisini üretmeye başladılar yorumunda bulunuyor. Pakistanlı sosyal medya kullanıcıları ise Türkiye'nin Kızıl Elma insansız savaş uçağının ilk uçuş görüntülerini yayınlamayı ve paylaşmayı sürdürerek binlerce beğeni ve paylaşımla Kızıl Elma'ya olan desteklerini sunuyor. Türkiye, yerli kaynaklarla geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'yı 2023 yılının ortasında envantere sokmaya hazırlanıyor. Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuş testi hepimizi heyecanlandırdı ve tüm dünyayı şok etti. Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte 14 Aralık 2022 saat 14.59'da havalanan Bayraktar Kızıl Elma 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar Kızıl Elma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Baykar'ın %100 öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızıl Elma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yerli ve milli kaynakların azami derecede kullanılmasıyla geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuşuyla alakalı Baykar Makina yetkilileriyle ve ekibiyle toplantı gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Mücadeleye 20 sene önce başladığımız günden itibaren hayalimiz buydu" ifadelerini kullandı ve 2004'te Bayraktar Mini İHA ile çıktığımız yol Bayraktar Kızıl Elma'ya kadar geldi. 2019'da aynı tarihlerde Bayraktar Akıncı'yı ilk kez uçurduk. Akıncı'dan 3 yıl sonra bugün Bayraktar Kızıl Elma, havacılıkta akamete uğratılan serüvenimizi tamamlamak ve 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzere ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Kızıl Elma, havacılıkta dünyanın geleceğini ve artık bizim takipçi değil, tarihe yön vererek oyun kurucu olacağımızı ifade ediyor cümleleriyle Kızıl Elma projesinin ne kadar kıymetli olduğunu aktardı. Selçuk Bayraktar,
Kızıl Elma yaklaştıkça uzaklaşan bir hedeftir. Biz de hiç durmadan daha öteki hedefler için çalışacağız. Kızıl Elma, medeniyetimizin teknolojide yeniden doğuşunun simgesidir. Burada kazandığımız özgüvenle sivil teknolojilerde de ülkemiz büyük başarılara imza atacaktır. Takoz olma çabaları olsa dahi asla yolumuzdan dönmeyeceğiz ve semalarımızda tam bağımsız olana kadar durmadan çalışacağız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Başta rahmetli babamız Özdemir Bayraktar'ı ve bu yolda kaybettiğimiz arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum diyen Selçuk Bayraktar, duygusal konuşmasına Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edecekleri sözünü de ekledi. Bayraktar Kızıl Elma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hali hazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol oynayacak. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik rol üstlenecek olan Bayraktar Kızıl Elma, insansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek. Yerli hava-hava mühimmatlarıyla hava hedeflerine karşı etkinlik sağlayacak, bu kabiliyetiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek ve Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacaktır diyelim. Allah yapandan, yaptırandan, destekleyenden ve çalışanından razı olsun diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.